Berat Bey şunu sormuş. İnsanın ne kadar hobisi olması gerekir? Yani gördüğüm her şeyi yapmak istiyorum ile hani bunları yetinmem gereken kısmında nerede karar veriyoruz? Berat, o kadar güzel bir soru ki. Yani bu benim gençlik dönemimde de kendi kendime çok sorguladım ve bana da çok gelen sorulardan bir tanesi. Bir de şöyle şu formda geliyor bu soru. Hocam hangi hobiyle ilgilensek beynimize iyi gelir? Yani bu işte ne yiyelim ki iyi olalım falan filan gibi. Şimdi bir kere hobi kelimesini kökünden yanlış anladığımızı gösteren bir soru bu. Burada da Berat çok güzel bir şekilde aslında hangi hobi derken hobiden değil de İnsanın yapabilme olasılığı bulunduğu bir takım alışkanlık dışı aktivite ya da meslek dışı aktivitelerden bahsettiğini zannediyorum. Çünkü hobi dediğimiz şey şöyle bir şey olabilir. Yapmayı aşkla ve şevkle sevdiğiniz, istediğiniz bir konu vardır. Mesela pul biriktirmek, mesela ne bileyim işte böcek beslemek atıyorum. Daha tuhaf bir şey bulamadım. Mesela evde uranyum zenginleştirmek gibi bir şey olabilir bu. Yani siz bunu aşkla ve şevkle yapmak istersiniz ve her fırsat bulduğunuzda dinlenmek için zihniniz, bütün arzularınız, gönlünüz sizi o tarafa yönlendirir. Mesela benim bazı hobilerim var. Bunlardan en kuvvetlisi müzik. Ben müzisyen değilim ama müzik benim hobim. Ara ara böyle depreşir, çok yoğun olmama rağmen bazen işi gücü serer, elime gitarı alır ya da işte kayıt programını açar. Orada saatler geçiririm ve nasıl geçtiğini fark etmem. Ve hayatım boyunca hiç kimseye de ben hangi hobiyle uğraşmalıyım diye sormak zorunda kalmadım. Hobi dışarıdan tavsiye ya da menüden çekerek elde edebileceğimiz bir şey değil. Yani hazır böyle bir aktiviteler sizin bunu mu yapsam, bunu mu yapsam öyle olmuyor hobi. Hobi içinizden önce gelmesi gereken, kendi öz merakınızla beslenen ve onu yapmak için çok yoğun dönemlerinizde bile ara ara kendisine takviminizde ve hayatınızda kendi kendine yer açabilen şeye denir. Yani insanlar hobileri hobi olsun diye yapmazlar. Mecbur oldukları için o onların hobileri olur. Onu yapmazlarsa kendilerini rahatsız hissederler. Peki birçok insandan biz niye böyle soru alıyoruz? Yani onların bir çipi mi yanmış? Yani benim devamlı böyle yapmak istediğim bir şey var da o insanların bir arızası mı var da bunu istemiyorlar? Sorun şu, birçoğumuz maalesef en basit isteklerine bile zaman ayırmayı en büyük suçluluk unsuru olarak gösteren bir gelenekten geçiyoruz. Bu geleneğin en kuvvetli oluşum yeri eğitim. Tabii kültürümüzde de maalesef boş boş oturma, dımbır dımbır ne yapıyorsun falan filan gibi. İşte başımıza alim mi olacaksın, he, çiz çiz falan değil mi? Böyle saatlerdir resim yapıyor, iki derse bakmıyor falan. Böyle lafları çok duyuyoruz mesela. Bu tarz üretkenlik dışı, yani insanların ekonomik üretkenliğe katkı yapmıyor gibi gördükleri faaliyetler, etraftan sürekli aldığımız bu tip geri bildirimlerle ya da bilinç dışı propagandalarla bize kendimizi suçlu hissettiren aktivitelere dönüşüyor. Yani onu yapacağıma test çözeyim, onu yapacağıma iki satır daha yazayım, onu yapacağıma işte işimde gece mesaisi yapayım gibi ya da efendim kafayı vurup yatayım, uyuyayım gibi bir şeylerin daha faydalı olacağına inandırılıyoruz. Ben size net bir şey söyleyeyim, hem kendi hayatımdan hem de bu pozitif psikolojide insanların akış dediğimiz deneyimle işte neler kazandıklarına dair anekdotal ya da bilimsel çalışmaların sonuçlarından devşirdiğim bir özetle. Bir insan akışa geçtiği, yani gerçekten öz merakını tatmin için girdiği hobilerde ilerledikçe uykusuz da kalsa, aç da kalsa, bedenen çok yorulsa da, mesela 48 saat uyumasa da vücudundaki pozitif nörotransmitterlerin, yani ona olumlu duygular veren, onaran, efendim işte ona kendisini iyi hissettiren maddelerin miktarı öyle bir artıyor ki dışarıdan baktığınızda işte uykusuz, rahatsız, iştahsız falan gözüken bir insanın aslında fizyolojik olarak kendini çok iyi hissettiğini ve bunun toplamda ona iyi geldiğini görüyorsunuz. Yani bu iş boş iş değil. O yüzden menüden seçerek bulabileceğimiz bir şey değil. Herkesin kendi hayatında iyi yaptığı, yapmayı sevdiği ya da yapmayı arzu ettiği bir şeyler muhakkak var. Mesela muhtemelen şu anda bu videoyu izleyen sen sevgili arkadaşım asla pul biriktirmekten zevk almayacaksın. Çünkü zaten artık öyle bir şey kalmadı muhtemelen. Var mı pul biriktiren? Yoktur bence. Pul biriktirme diye bir şey bir zamanlar bir hobiydi ve şimdi muhtemelen sana hiç hitap etmiyor. Senin öyle bir gerçek hobin var ki muhtemelen kimse onun adını bilmiyor şu anda. Ya da biliyorsa bile senin gibi yapmıyor. Dolayısıyla hayatında çok sevdiğin, hep yapmak istediğin ya da ara ara yaptıkça çok zevk aldığın bir şeyler vardır. Dön onlara bir bak. Senin hobin onların bir kombinasyonuyla alakalı. Ve o kombinasyonu güzel yakaladığın anda orada bir şeyler çıkartmaya başladın, üretmeye başladın, öğrenmeye
yapmaya başladığında bir süre sonra bu otomatikman senin hayatında kendisine şöyle bir yer açacak ve mucizevi bir şey olacak. Bak bu çok kişinin gözlemlediği, benim de sık sık anlattığım bir şey. Normalde işlerini yetiştiremeyen, bir şey öğrenmeye vakit bulamayan, kafam çalışmıyor diyen, dersleri kötü olan birisi doğru akış mecranı, doğru hobiyi yakaladığında bütün diğer çevresel işlere de mucizevi bir şekilde iyi gitmeye başlıyor. Zihin açılıyor, bir şey oluyor. Burada hocam şu oluyor. Aslında an felsefesi de felsefe deyince korkmaya gerek yok veya basite indirmeye de gerek yok. An felsefesi de bunu açıklıyor. Anda olabilme becerisi. Aynen. Bu carpe diem, anı yaşayayım ve hayır bu değil. Bunun dışında anı yaşama, yani bizim zihnimiz ya geçmişte yaşıyor ya gelecekte yaşıyor. Bu ne demek? Geçmişin vahları, keşkeleri, keşke bunu yapmasaydım da işte şunu yapıyor olsaydım, şu anda bunu okumasaydım da bunu okuyor olsaydım. Bu geçmişi şu anda keşke geçmişi yaşıyorum. Keşke klasikleri okusaydım bana. Evet, geçmişi şu anda yaşıyorum. Gelecek, ya bunu yapacağım, şunu yapacağım, bu sınava çalışmazsam, işte burada durursam bu yaşanacak, böyle olacak. Şu anda gelecekte yaşıyorum. Ama benim yaşadığım an burası. Şimdi hobiler anı değerlendirebildiğimiz ve anın içinde kalmayı öğrendiğimiz en önemli yerlerden biri. Mesela futbol izlediğimizi düşünün. Futbol izlerken rakip işte yarı sahasına girdi, gole doğru gidiyor. Heyecanlandınız. Şunu düşünüyor musunuz? 5 yıl sonraki kariyerim ne olacak? Hayır. Orada topa odaklanıyorsunuz. Gerçi ben futbol izlerken bunu düşünüyorum da bizim komşuları düşünmüyorum. Ben çünkü futbol benim hobim değil yani. Ama hobisi olan için konuşuyorum tabii. Hocam. Yani aynen. Hobisi olarak takip eden kişi için. Veya siz enstrüman çalarken... Ben futbol izlerken genellikle ne olacak bu çocuklarına? Biraz sonra yazık bunların kalp krizi geçirirse falan. Ben çok kadar koşmadığım için. Siz mesela enstrüman çalarken o anda enstrümandaki notaların içinde kaybolduğunuz anda ya bir dakika gideyim de işte 5 yıl sonraki hayat planımı düzenleyeyim mi diyorsunuz? Hayır. Herkes o hobisini bulduğu yerde gerçekten anın içinde olmayı ve anı deneyimlemeyi öğreniyor. Şimdi biz bu anı deneyimlemeyi, o dediniz ya hobiyi geliştiren çocuklarda gündelik hayat başarıları da artıyor. Çünkü bu anı yaşamayı öğreniyorlar. Bu bir beceri, bu bir öğrenme bir yandan. Biz çünkü bunu kaygılarla, keşkelerle çok kirlettik. Bunu tekrar öğrendiğimizde mesela sınava çalışmam gerekiyorsa bu an sınava çalışmam gerekiyor diye ve kafası gelecek ya da geçmişte değil. Çözemediği sorularda değil, çözeceği sorularda değil. Uğraştığı soruda. Biraz önce de hobisini yaptığı zaman, ben kendimden biliyorum mesela, gitar çalmaya başladıktan sonra 275 tane böcek ismini Zort diye bizim sevgili Ali ile eve kapanıp 16 saatte falan ezberlemiştik birbirimize karşı. Çünkü orada Ali de benim gitar hocamdı. Bana gitar öğretiyordu. Hem işte ilk vay blues çalabiliyorum falan modunda orada bir gaza geldikten sonra yorulunca entomolojiyi valla entomolojiden C ile geçtim ama yani entomoloji gerçekten C alınması orgeneral olmak kadar zor bir derstir böcek bilimi. Hala Formica rufa'yı, Grillotalpa'yı, Mantis religiosa'yı ve Coccinella septempunctata'yı hatırlıyorum sevgili arkadaşlar. Bunlar sırasıyla dana burnu, peygamber devesi, karınca, uğur böceği. Evet. Bunlar hala aklımda kalmış. Ne işe yarar derseniz, bak burada havamızı atıyoruz. Fena mı? Netince hatırladım. Yani hocam aslında genel olarak bu hobiler anda akış, Csikszentmihalyi'nin Akış kitabını Berat oku. Yani orası zaten, ya o kitabı zaten 2-3 tur okuyacaksın muhtemelen ilk eline aldığında. Hobi dediğim şey o değil. Öyle bir şey değil o. O sizi zaten bir buluştunuz mu alır götürür. Öyle bir şeydir yani. Ondan sonra zaten ne olacağınız belli olmaz ama iyi olur. Yani hep iyi bir yere götürür. Yeter ki şu dünyadan geçerken size verilmiş işlerin yanı sıra sizin keşfettiğiniz bir şeylerle de dünyaya bir şeyler katmanın tadını yaşayınız. Ben bunu bir nebze olsun tattığımı zannediyorum. Yani bir nebzesi bile çok güzel. İnşallah daha fazlasını yaşarız, bir şeyler katarız. Çünkü yani var olmanın, insan olmanın bence en havalı tarafı bu. Ben böyle bir telaşı olan bir gergedanla karşılaşmadım şimdiye kadar. Gergedanlığını yaşayarak o son derece mutlu gözüküyor. Ama dünyaya bir şey bırakayım. Hani böyle bir ekstra bir durum yapayım, bir yaratıcı falan olayım. Böyle bir durum yok, o biz az. Gergedanların da çok aleyhinde konuşuyoruz. Bir gün dava açarlarsa çok bozulurum. Hocam aklıma bir roman geldi de gergedanlar olmak ama bulamadım. Onunla ilgili bir roman var evet, ya. Evet, gergedanla ilgili roman. Şey, yani Türk bir yazarın kitabın adını hatırlayayım, onu düşündüm bir an. Yani kitabın adıyla o psikolojik devinim çok hoşuma gitmişti. Gergedan felsefesi. Yok. Gelmedi ama. Philosophy of Rhino. Yıllar oldu okuyalım. Hocam bana sormuşlar yorumları okumuyor muyum diye. Okuyorum, bakıyorum yorumlara. İnternet çekmiyor arkadaşlar bazen.